قلوبهن مرض أم لن يخرج الله أضغانهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kardeşlerim, münafıkların alametlerinden bir devamındaki silsileye geldik. İnşallah hatırlarsanız geçen dersimizde Allah'ın hükümlerinden, Allah'ın indirdiği ahkamdan, ayetlerden veya hadislerden fark etmez herhangi birisini kerih görmek, sevmemek, buğuz etmek veya ona karşı bir önlem almak, ondan kaçınmak için elinden geleni ardına koymamak böyle tehlikeli bir hareket. Bu bir nifaktı ve küfre kadar götürüyordu kişiyi. Bunun bir alt kademesi olarak aslında hüküm olarak aynı ama zikredilme açısından bir alt kademe söyleniyor. Yani bugünkü konumuz nedir? Allah'ın hükümlerinden bazısını kerih görenler, hangi konuyu kerih görürse görsün, kerih görenlere itaat etmek bazı konularda. Bu konuyla ilgili umde olan ayetimizi aslında geçen derste de söylemiştim. Muhammed suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki Estaizu billah أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Niye tabi olmuyorlar Kur'an'ın ahkamına? Hani ne söylenmişse misli misline tabi olsalar ya. Ya da kalplerinin üzerinde kilitler mi var acaba? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. Kendilerine deliller apaça belirgin olduktan sonra gerisi gerisine dönen, riddet yapanlar var ya, اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ. Şeytan onları dolduruşa getirmiştir, aldatmıştır, kötü şeyleri süslü olarak göstermiştir. Allah'a itaatsizliği, Allah'a kafir olmayı, Allah'a karşı gelmeyi süslü göstermiş onlara. وَاَمْلَى لَهُمْ. Ve onları muhlet tanıma, muhletle aldatmıştır. Yani Allah bağışlar, Allah affeder, Allah rahmet eder, yarın bir gün tövbe edersin gibi temennilerle şeytan kuruntularla onları aldatmıştır diyor. Hemen geldi. Peki bu riddet olayı, deliller kendilerine ulaşmasına rağmen biz tağutu reddettik, Allah'a iman ettik, şirkten, müşriklerden beriyiz demelerine rağmen niye mürtet oldular bunlar? Zalike. Bunun sebebi بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهِ سَنُتِيعُكُمْ ف۪ي بَعْدِ الْأَمْرِ. Allah'ın indirdiği Kur'an'dan veya hadislerden, vahiyden bazılarını kerih gören kimselere dediler ki biz size bazı konularda itaat edeceğiz. Bazı konularda sadece. Öyle mi? Burası önemli işte. Niye Allah onları mürtet, irtidat etti, gerisi gerisine dönenler diye, şeytan onları aldattı diye böyle isimler veriyor onlara? Sebebi tek bir şeymiş. Allah'ın indirdiğini sevmeyen, buğz eden tiplere, kişilere diyorlar ki biz size bazı konularda itaat edeceğiz. سَنُتِيَعُكُمْ ف۪ي بَعْدِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ. Bir okuyuşa göre kıraatı, Allah onların içlerinden ve dişlerinden her ne gizli halleri varsa hepsini biliyor. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. Onların şu anki yaptığı ısrarlarını, gizliliklerini yine tespit etmiştir Allah. İki tercümeyi de caizdir diyebiliriz iki okuyuşa göre. Şimdi burada Rabbimiz çok tehlikeli bir şey söyledi. Yani adamları direkt dinden çıkmasını hüküm verdi aslında. Doğru mu? Normalde buralarda biraz yukarısına çıkarsanız ayetin konu cihatla alakalı. Ben ayetin bir sonrasını söyleyeyim. Allah Azze ve Celle diyor ki فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. O dinlerinden dönen nifak ehlinden artık oldukları kesinleşen kişiler, melekler onların canlarını alırken, yüzlerine ve sırtlarına döverken nice olur haller acaba? Bu sefer onların alacakları cezayı da zikretmiş oldu. Ayetin baş kısmına geleceksek Allah Azze ve Celle diyor ki يَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenler derler ki لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. Derler ki keşke bir ayet inse, bir sure inse de bizim için faydalı ona. فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ ف۪يهَا الْقِتَالِ. Ne zaman ki muhkem olan,
kesin olan ve içerisinde kıtal ahkamı olan bir sure indirilirse ra'aytellezine fi kulubihim marad, kalplerinde o maraz olanların öyle bakışlarını görürsün. Yanzuruna ileyke nazaral mağşiyi aleyhi minel maut. Ölümden baygın baygın böyle korkan, gözleri fırlayacakmışçasına sana baktıklarını görürsün. Ne diyor bu kıtal mital cihat falan, ne ahkam, yani Allah'ın hükümleri falan. Böyle baygın baygın bakarlar sana. Fe evlâ lehum, yazıklar olsun ona, onlara. Ta'atun ma'ruf. O münafıkların itaatleri belliydi zaten. Yani itaatsiz oldukları, asi oldukları belliydi. Bunun peşine Allah bir önceki okuduğum kıssayı söyledi. Yani kalplerinde maraz mı var onların? Yasa kilit mi vurulmuş? Bu kitalle ilgili sadece düşünmeyin. Tamam, hususunda böyle inmiş olabilir. Ama icma-i ehli sünnetle, ehli sünnetin icmasıyla şudur konu. Şeriatın hangi konusu olursa olsun, ister sünnetle varit olsun, İsterse ayetle varit olsun, fark etmez. İsterse sahabenin icmasıyla. Varit olan herhangi bir ahkamı sevmemek, kerih görmek, tahammülsüzlük veya buğz etmek veya tiksinmek, bu bir apaçık bir iddettir Müslümansa. Müslüman değilse ziyadetun fil kufur, kufur da ziyadedir. Buralar anlaşıldı. Bunu bir kenara. İkincisi, bu küfür ehline, bu riddet ehline itaat etmek bazı konularda Allah dedi ki onlar bundan ötürü mürtet oldular dedi. Nifakın akibarı bu. Münafıklığın büyüğüdür zaten. Yani açığa çıkarsa mürtet hükmü uygulanır. Açığa çıkmazsa bir aşağıda. Konunun normalde özeti Haşr suresini alacaksak mesela Allah Azze ve Celle diyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نَافَ أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لِيْخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ Özür dilerim. Estaizu billah. Alam tara illellezine nafaku yekuluna li ihvanihimul lezine keferu min ehlil kitab. Görmedin mi o münafıkları ey Muhammed Aleyhisselam? Yahudilerden, kafir olan Yahudilerden olan kardeşlerine şöyle şeyler söylediler. Le in uhricetum le nahrucenne ma'akum. Eğer siz yurtlarınızdan kovulursanız, sürülürseniz biz de sizinle beraber çıkacağız. وَلَا نُتِعُكُمْ ف۪يكُمْ اَحَدًا اَبَدًا Sizin aleyhinize kimseye itaat etmeyeceğiz. Verdi ki söz, siz çıkarılacaksanız sizinle geleceğiz. Geleceğiz kesinlikle. Öyle mi? Allah da diyor ki Azze ve Celle وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Allah şahitlik ediyor, onlar yalancıdırlar. لَاِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ Eğer onlar sürülürlerse, o kafir olan Yahudiler, onlarla beraber çıkmazlar. Menfaatçiler çünkü onlar. La in haracu, zorla bazıları çıktılar diyelim, gaza gelip. La yansurunahum. O zaman yardım etmezler. La in nasaru, eğer yardımda bulunurlarsa le yuvallunnel adbara summa la yunsarun. O zaman sırtlarına dövüle dövüle gerisi gerisine gönderilir onlar. Kesinlikle kazanamazlar. Müslümanlar karşı kazançları yoktur onların diyor. Bu ayetin kısmı normalde Banu Nadir ve Banu Kurayza ile ilgilidir. Şimdi Allah Resulü Medine'ye gelmeden önce Banu Nadir ve Banu Kurayza Yahudileri var. Bunlar iki tane rivayet var. Bunlar ikisi de öncelikle şöyle bir problemleri var. Bu kısım Banu Nadir oğulları Allah Resulü ile anlaşma yaptılar. Kurayza da Kaynuka'da yaptı da anlaşmaya hilaf iş yaptılar. Allah Resulü bunları kovacağız dedi artık. Sürgün ilan edecek. Nadir oğulları yoksa öldürülecekler. Müslümanların içinde olan bazı onlarla içli dişli olan münafıklar bu sözleri sarf ettiler. Gidip Yahudilere dediler ki eğer Muhammed Aleyhisselam sizi kovarsa biz de sizinle beraber çıkarız dediler. Sizi öldürürse biz de sizi onlara karşı savaşırız sizin saflarınızda dediler. Normalde Allah Resulü'nün beraber meclisinde, aynı mescitte, beraber namaz kılan, beraber savaşa çıkan, beraber meclislere katılan kişiler bunlar. Müslüman yani zahiren. Ama gidip Yahudilere böyle bir yalakalık yaptılar, böyle bir arka çıktılar. Bunun benzeri ne durum? Mesela günümüze uyarlarsak ne gibi görebilirsiniz? Kendini Müslüman zannedip Müslümanların cemaatlerinin içerisinde, Müslümanların oluşumlarının içerisinde bulunup devşire olmuş tağuta çalışanlar var. Muhbirler var. İsimleri neymiş? Muhbir. Adam senin benim gibi peçeli sakallı. Senin benim gibi tevhid tağut söylemleri var. Senin benim gibi inandığında zikir ediyor, söylüyor. Hatta fedakarlıkları bile var.
getirir paralar infak eder. Adam 100 lira infak ediyorsa bir Müslüman gariban, o getirir 10 bin lira infak eder. Bir Müslüman gariban bir öğlen yemeği için gidip ya bir dürüm yiyeyim şudur budur 3 lira 5 lira harcarsa adam gelir 30 kişi 40 kişilik yemek getirir yedirir. Böyleler var. Ağızları da güzel laf yapar. Öyle böyle övücü olmazlar. Öyle böyle yerici de olmazlar. Yani hem çok fazla överler hem çok fazla yererler. Çok konuşkan olurlar, çok girişimli olurlar. İçli dişli olmak için, sıcaklık oluşturmak için her türlü şey onlar için meşrudur. Her türlü kılığa girerler. Müslüman görünebilmek için her türlü işi yaparlar. Öyle mi? Öyle. Ama temelinde Allah'a iman etmemiş kafirdir bu. Tamam. Tam bir müşrik kafirdir temelinde Allah'a iman etmemiş. Bunun derdi şu. Biz bize verilen görevi yerine getirebilmek için her şeyi meşru görürüz derler. Ölçüleri Allah değil kesinlikle. Muhammed Aleyhisselam değil ölçüleri. Vahiy değil falan. Kur'an değil ölçüleri. Ölçü ne bunlarda? Heva ve heves. Ölçü ne? Güzel yaşantı. Ölçü ne? Keyif, sefa. Ölçü ne? Zannettikleri örfleri, adetleri, ananeleri, gelenekleri, görenekleridir. Başka bir ölçüler yok. Baktılar kendi örflerine uyuyor mu? Tamamdır. Uyumuyor, iptal. Müslümanların içerisinde olan, Müslüman gibi görünen münafıklar hakkında aslında bu ayetler zikredilmiş durumdadır. Genelde bunlara denemek için söylüyorum. Bu muhbir tipleri genelde uzun süre bir yerde istikamette bulunamazlar. Bu bir. Bir cemaatte veya bir oluşumda. Bir bakarsınız falanca cemaate gitmiş, biraz zaman geçmiş filanca cemaate gitmiş. Biraz zaman geçmiş başka bir cemaate. Tabii bunun sebebini üst kademelere gelemiyorsa adam paketlerle. Hemen oradan çık falanca yere git. Oradan çık filanca yere. Maksat ne? Emirin veya üstte olan kadronun yanında olabilmek. Sıcaklık oluşturabilmek. Sırları hepsini alıp götürüp tağuta ifşa etmek. Derdi bu. Bütün Müslümanlar operasyon yer. Bunlar operasyon yemez. Ya da operasyon yese de öylesine göstermelik olur genelde. Bunların operasyon yemeleri. Tamam. Ama bütün bilgileri satarlar bunlar. Bu birincisi. İkincisi bunlar genelde ilme yatkın olmazlar. İlmi sevmezler bunlar genelde. Piknik, oyun, eğlence, keyif, sefayı severler. İlmi çok sevmezler. Ha son dönemde şöyle bir pembe bir operasyon olarak, pembe bir proje olarak artık biraz ilmi seven muhbirler de oluşturulmaya başladı artık. Gerçi de sözde ilmi çok seviyorlar, işte kürsüyü çok severler, makam peşindeler. Onları çıkartmaya da başladılar da. O da ayrı bir mesele de dine karşı din projesiyle savaşmak için. Ama bizim içimizden görünenler bunlar tabii söylediklerim hepsi. Yani biz gördüğümüzde ona ahi, kardeş, dostum böyle diyoruz yani biz onlara. Sarılıyoruz yani. Evimize davet ediyoruz, biz onun evine gidiyoruz, yemek yiyoruz beraber vesaire. Aşırı dil yağlamacı olurlar. Siz bir yerin kadrosunda bir üst kademedeyseniz cemaatin, gitti. Ondan daha fazla sizi seven, ondan daha fazla size hediye veren, ondan daha fazla sizin yanınıza hizmetinizi yapan, ondan daha fazla sizin hakkınızda iyilik yapmaya, peşinizden koşmaya başkası yoktur. Hep peşinizden. Çünkü Ubey ibn-i Selul'u hatırlayın. Allah Resulüne iman ettim dedi Bedir'den sonra. Emin olun Allah Resulünün yanında kelebek gibi geziyordu. Kelebek gibi. Allah Resulü evine girip ancak kurtulabiliyordu. Yoksa mescitte, şurada, burada, her yerde o var. Ve hep över. Yolları açın, yolları açın. Allah Resulü geliyor. O şu köşeyi verin. Yemeğin en güzelini getirin. Şöyle, böyle. Hep böyle pazarlamacı tip. Samimiyet yok. Nerede samimiyetsizliği ortaya çıktı bunun? Ne zaman ağırına giden bir ahkam gelince, bir imtihan olunca, istediği itibarı, istediği değeri göremeyince patlak verdi. Demek ki samimi değilmiş. Münafıkları kolay ölçmenin yolu şudur. Onların istedikleri değeri, onların istedikleri zahiren istedikleri arzularını vermediğiniz zaman zaten yüzleri belli oluyor. Şöyle ekşimeye başlıyor. Tamam? Bu birincisi. Sizinle ters düşerlerse, sizin emirliğiniz düşürüldü diyelim. Veya orayı terk ettiniz. Veya bir didişme oldu diyelim. Neyse başkalarıyla. Öbür tarafın yanında sıcak görünebilmek için, öbür tarafı razı edebilmek için yeni gelen kadro, yeni gelen önder, yeni gelen ön kadronun yanında değer kazanabilmek için sizin hakkınızda atmadıkları iftira,
söylemedikleri söz yapmadıklarını bırakmazlar. Böyle tipler bunlar. Çünkü aynısını Allah Resulü'ne yaptılar. Aleyhissalatü vesselam'a ters düştüler. Hemen ne yaptılar? Kulis oluşturup gelmiş bu bizim ekmeğimizi yiyor. Kaçmış gelmiş memleketinden tamam mı? Bu Allah Resulü'ne diyor bunlar sahabeyle. Kaçmış gelmiş mülteci bunlar, sığınmacı. Bizim ekmeğimizi yiyor. Bizim çorbamızı içiyor. Bizim etimizden yiyip sonra bizim kızımıza gözünü baktırmış. Sonra bizim malımıza gözünü baktırmış. Sonra bizim namusumuza göz dikmiş. Bizim hakkımızda konuşmuş. Bizim hakkımızda şöyle yapmış. Hep bunlar. Normalde bunların hiçbiri yoktur. Veya başka şeylerdir normalde. Ama böyle piyasaya lanse ettirirler. Allah Resulü hakkında da aynı şeyler. Besle kargayı, oysun gözünü. Tam bu sözü söyleyen Ubey ibn-i Selul'dur. İcma ile bu söz söyledi. Ve mürtetti, kafirdi birisi. Bizim günümüzdeki münafıklar bunlara benzemiyor mu? Bir inceleyin bakalım Allah rızası için. Gidin cemaatlerin içerisinde böyle dil yağlamacı olan, kaypak olanları görürsünüz. Sürekli böyle güzellik anlarında önünüzde olur. Hep ters düştüğünüzde en sert düşmanlığı size yapar. Siz gittiniz ya orada. Tamam. Her yerde size düşman keser. Her yerde aleyhinizde propaganda yapar. Bunlar budur. Bu ikinci bir tespit yani onlar açısından. Bunların hükmü zaten bellidir, nettir, mürtettir. Müslümansa tabii, Müslüman değilse zaten Müslümanlıktan sonra olmuşsa mürtettir. Değilse zaten şey yapmışlar artık. Küfründe ziyade olmuştur. Tamam. Şimdi burayı anlamışsak bunun ikinci meselesi var bu işin. İkinci meselesi kardeşlerim o da şudur. Allah Azze ve Celle diyor ki Estağfirullah Maide suresinde وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm et. Tamam. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların heva ve heveslerine tabi olma. Arzularına, örflerine, adetlerine, ananelerine, isteklerine, görüşlerine, doğrularına sakın tabi olma. وَحْذَرْهُمْ Sakın onlardan. اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ İleyk. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bazısında seni fitneye düşürmelerinden sakın onlardan. Şimdi bir Müslümanı, bir hakimi, Müslüman hakimi veya bir mahkeme başkanını, bir kadıyı, bir alimi, bir hocayı, bir emiri, bir şeyhi siz bütün Kur'an üzerinden aldatabilir misiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Ya da birisi gelip onu fitneye düşürebilir mi bu konuda? Ama bazısında düşürebilir mi? Tabii düşürebilir. Duygusallaştırır olayları, bir sağdan getirir, bir soldan getirir, üzerine bir yaltır yıltır sözler, kılıflar, şu şahitlerim var diye kendisi gibi 5-6 tane münafığı getirir, bir sağa koşar, bir sola koşar, ağlar gerekirse, sızlar gerekirse, karşı tarafı yeter ki konu hakkında etkileyebilsin. Derdi bu. Başka bir derdi yok. Allah da diyor ki Azze ve Celle seni bu konuda sakın aldatmasınlar. Bazı dedi. Dikkat ettiniz mi orasını? Bazı. Am ba'dime enzalallah ileyk. Allah'ın sana indirdiği bazı hükümler hakkında sadece. Burası çok önemli işte. Her meselede aldatamazlar. Bazı konularda sizi öyle bir etkilerler ki ta ki onların lehine ahkam kesersiniz. Müslüman olan veya mazlum olanın aleyhine ahkam kesersiniz. Bu konu kardeşlerim ile ilgili Nadir oğulları değil, burada artık Kurayza oğulları işin içinde. Kurayza oğulları ile Nadir oğulları Yahudiler Allah Resulü gelmeden önce Medine'ye aralarında çekişme var. Şayet Nadir oğullarından birisi öldürülürse Kurayza oğullarından da bir kişi öldürülecek. Kısas. Cana can. Ama Kurayza oğullarından bir kişi öldürülürse Nadir oğullarından bir kişi öldürülmeyecek. Yarı yarıya. Yani diyet ödenecek. Böyle bir hüküm uyguluyorlar. Yani orman kanunları öyle söyleyelim. Güçlünün elinde her şey tamam. Allah Resulü gelince aleyhissalatü vesselamın döneminde de bu şekilde bir tane adam öldürüldü. Kimden öldürüldü? Kurayza oğullarından. Kurayza oğulları dediler ki biz Allah Resulü'ne gidelim dediler. Tamam biz ona iman etmemişiz ama o adalet sahibidir dediler. Şeyler de Nadir oğulları da iyi tamam dediler madem öyle yapalım. Bir de Müslümanlarda güç vardı. Artık güç oluşmuştu.
korkuyorlar, tamam, adaletsizlik olursa Allah Resulü müdahale edebiliyordu artık. Nadir oğulları çekindiler bundan. Dediler ki tamam gidelim. Fakat onlar gelmeden önce Allah Resulü'nün yanına gelip dediler ki ey Muhammed, biz seni seviyoruz. Senin adaletine güveniyoruz. Sen ağır namuslu bir insansın. Kendi kavmini hiçbir zaman aşağılamamış bir insansın. Sevilen ve seven insansın. Sen insanların duygularını da iyi incelersin. Karşındakileri de iyi tanırsın. Konuştuklarını da iyi bilirsin. Geçmişleriyle böyle dinlersen iyi ahkam kesersin. Ta 5 sene, 10 sene, 20 sene sen Medine'ye gelmeden önceki durumlarını bir anlatalım sana şöyle. Ta ki net bir ahkam kesebilesin. Hani güzel olsun. Maksadımız bu. Zaten Kurayza oğulları kadar çirkinleri yok. Kurayza oğulları kadar arsızları yok. Zaten onlar kadar dedikleri hakkında hilaf iş yapan, yalancı olanları yok. Zaten onlardan daha aşağılısı yok. Şöyle kötü, böyle kötü, o tarafı bir kötülediler. Allah Resulü'nü bir övdüler, pöfeler oldular mı? Portreye dikkat edin, geriye şu kaldı. Ey Muhammed Aleyhisselam, istersen biz sana tabi olalım. Senin dilediğini yapalım. Biz tabi olursak bizim arkamızdan da gelecekler var. Bütün arkamızdaki hepsi bizimle tabi olacaklar. Kimse karşı gelmez. Yeter ki onların aleyhinde bizim lehimizde hüküm çıksın. Tabi bunu en sonunu söylemezler. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey söylemezler. Derler ki sen yine bir bak hani net hani Allah'ın hükmünü hüküm ediyorsun yani. Ama altında yatan söz ne? İstediklerini kendimizin lehimize, Nadir oğulları, Kurayza oğullarının aleyhine hakem kes. Maksat bu. Bu kadar çaba ne için yoksa, doğru mu? Oo, hediyeler, gel yemeğe gel. Sizin için kahvaltılar hazırlayalım mı falan, yemekler hazırlayalım mı falan. Bunlar hepsi. Şimdi açın mesela tefsiri, İbn Kesir'i açın. Bu konu Maide suresi 49. ayet. Açın tefsiri. Yemek teklifinde bulunuyor adamlar Muhammed Aleyhisselam'a. Biz çağıralım seni diyorlar adamlar. Maksat ne? Yiyen ağız utanır, tamam. El insanu abdul ihsan. İnsan oğlu iyiliğin kölesidir. He? Adamlar siyaseti bildiği için Yahudi kafa uygulamaya çalışıyor. Bizim günümüzdeki münafıklardan ne farkı var bu babalarıyla? Aynıdır. Misli misli oturmuyor mu? Ta ki kendi lehlerine ahkam çıkartabilmek için giderler, sızlarlar, ağlarlar. Kendilerini mazlum konumuna indirip, en kötü duruma indirip, karşı tarafı en çirkin, en pis olduğunu anlatıp, hakem efendiyi de iyi bir övüp pöf pöfleyip, sizden daha iyi hoca yok, daha iyi şeyh yok, daha iyi emir yok, daha iyi şöyle yok diye böyle yüceltirler. Maksat kendi lehlerine hüküm çıksın. Bunların hepsi kardeşlerim burada anlatılan Allah Azze ve Celle'nin dediği gibidir. Yani seni bazı hükümlerde aldatmasınlar. Aldatırlarsa Allah muhafaza, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bu konuda mürtetlik var. İşin sonu mürtetliğe götürür. Bu işi yapanlar münafıklardır ama işin sonu riddete kadar götürür. Bazı konularda size itaat edeceğiz. Edvaül Beyan'da bu ayetin tefsirinde Şinkiti Rahimahullah diyor ki acaba diyor. Buraya dikkat. Acaba. Kafirlere veya küfürleri açığa çıkmış mürtetlere veya münafıklıkları ortaya çıkmış, adaletsizlikleri ortada olan cahil cuhalaya bazı konularda Allah'ın hükmüne ziddine olsa bile itaat etmek riddetse, Allah öyle demedi mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ Gerisi gerisine dinleri hakkında dönen kişiler diyor Allah. Tamam? Hükmü böyle oluyorsa acaba tüm konularda veya İslam ahkamına taban tabana zıt olan hükümlerde itaat etmek nasıl olur? Bunun hükmü ne acaba? Mustafa Sabri Efendi Cumhuriyet geldiğinde fetva çıkarttı. Fetvaya dikkat edin, dedi ki mevcut olan meclise, yani hilafeti ilga edip yerine gelen bu meclise kim alkışlarsa, dediklerini yaparsa, şapka giyse, kravat takarsa, bastonla gezerse veya devam maddi manevi destekler verirse, kalbinden onları severse, onları herhangi bir konuda destek verirse muayyen olarak teker teker fert fert mürtettir dedi. Niye bu kadar galiz net hüküm verdi? Ağır olan bu ayetlerden ötürü.
Yani meclis yok ortada, anayasa yok ortada, hiçbir şey yok. Bir tane kafirin teki bazı konularda bana itaat edin dediği zaman biz itaat edince kafir oluyorsak, meclis olan, düzeni olan, sistemli hale gelmiş, şeriatı ilga edip yerine getirilmiş sisteme itaat etmek ne olur acaba? Anlaşıldı mı burası? Niye bu kadar net hükümler indirgen? Burada bunların da payı var. Tamam? Bu ayetin şeyinde bunların da payı var diyeceğiz. Onun için kardeşlerim, bunlar da ders alması gerekir. Bir de bu tarafta. Yani bizimkilerin de burada hani kendi içimizden olan münafıkların da ders almaları gerekir. Yani siz kime ne konuda itaat ediyorsunuz? Adamın yanına gelmiş diyor ki bana diyor delil koyun diyor. Adamlar delil koymuyor ha. Bir problem var. Delil vereyim bana. Delille hareket edelim. Delil yok. Biz duymuştuk, işitmiştik. Öyle zannetmiştik. 5 kişiyiz. Bak 6 kişiyiz. 10 kişi böyle deyince yalan mı olur acaba? Sakın öbür tarafla görüşme ha. Karşı tarafla görüşsen sorun yaşarsın ha. Diyor ki delil istiyorum. Delil ver. Delille hareket edelim. Delil vermiyor ama kendisine itaat edilmesini istiyor. İşte bu delilsiz konularda itaat etmek de bu münafıklığın alametlerinden bir tanesidir. Karşı taraf sana bir şey söylüyor. Yorum yapıyor. Duygusallaştırıyor olayı. Olayı daha farklı yönlere çekmeye çalışıyor. Şeriatın dışında. Vahiysiz bir hareket. Biz buna diyeceğiz ki sen itaat edersen bu olaylara duygusallıkla senin münafık olduğun ortaya çıktı artık. Tamam. Ne delil lazım bize şer'an? Öyle mi? Öyle. İnşallah buraya kadar anlatabilmişimdir. Zaten dediğim gibi yani bu olaylar bu nifak alameti genelde Müslümanların da başına gelmiş durumda. Çok da dikkat etmedikleri ortadadır. İnşallah bu konuda ıslah olunuruz. Allah Azze ve Celle hepimizi bu münafık alametinden kurtarsın. Çünkü kişiyi riddete götüren bir durumu var. Ağır yani. Daha ağırdır. Yani işin aslı geçenki derslerde söylediğim gibi düzelmek mi istiyor bir Müslüman bu konuda? Vallahi açık söyleyeyim çok basit, çok kolaydır. Teslimiyet. Ve şurayı da söyleyelim. O şimdi bu dersi takip edip içinden pişkin böyle eleştiren, pişkin pazarlayanlar olur. Bunlara da diyorum ki bu konuda Edva'l Beyan'ı açsınlar. Bu ayette tamam. Muhammed suresi 26. ayetin tefsirini açsınlar. Şinkati rahimahullah şöyle bir lafız kullanıyor. Çok ağır bir lafız. Kim olursa olsun diyor. Zahiren Müslüman olanlar diyor. Buraya dikkat. Allah'ın indirdiği herhangi bir hükmü kerih görürse bu bir kafirdir diyor. Bu bir. Bu kafire Allah'ın hükmünden herhangi birini kerih gören, sevmeyen, tahammül edemeyen bu kafire herhangi bazı konularda itaat edeceğini söylerse birisi veya itaat ederse ne kadar da zahiren Müslümanım dese de bu da kafirdir diyor. Ayetin zahiriyle böyle anlaşılır diyor. Bu biraz da şöyle Allah'ın hakkı Allah'a, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Allah'ın hakkı Allah'a, bizim gelenek, görenek, adetlerimizin hakkı onlara. Allah'ın hakkı Allah'a, benim heva ve hevesimin hakkı kendime. Allah'ın hakkı Allah'a, benim isteklerim, örfüm, adetim veya etrafımdaki kendim gibi münafıkların ittifak ettiği isteklere göre o tarafa da vereceğiz. Bu buna benziyor biraz. Anlaşıldı değil mi? Aslında münafıkların temelinde ne var? Her tarafı razı etme derdi var. Doğru mu? Fakat yaranabilirler mi? Mutlaka zararda çıkacaklar. Kesindir o. Anlaşıldı mı? Mutlaka zararda çıkacaklar. Edva'l Beyan'ın sahibi böyle diyor. Yani şahıs eğer böyle öyle söylese bile aslında zahiren teslim gibi görünse de içten teslim olmadıysa bazı konularda başkalara da şey verilebilir, hak verilebilir. Ne var ki bu konuda örfümüzde de ahkam kesebiliriz. Örfümüze göre de hayat yaşayabiliriz. Örfümüze göre de hareket edebiliriz diyenlerin hepsi isteseler de istemeseler de gerçek anlamda müşriktirler diyor. Oldu. Allah Azze ve Celle bizi bu sapık itikattan, sapık nifak alametinden bizi korusun. Tüm Müslümanları muhafaza etsin. Subhaneke Allahümme bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyh. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.